Mutlu günler değerli izleyenler. Fanatik YouTube kanalında yine özel bir röportajımızla karşınızdayız. Özel bir spor insanı var yanımızda. Teknik direktör İrfan Buz. Bugün bizim sorularımızı yanıtlayacak. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bugünlerde neler yapıyorsunuz? Günler sizin için nasıl geçiyor? Biliyorsunuz lig başladı. Süper Lig müsabakalarına bakıyoruz. Bizim için tabii çok önemli. Boşta olduğumuz dönemlerde ligi çok iyi bir şekilde takip etmek istiyoruz. Dün de Kasımpaşa Adana Demirspor müsabakasına gittik. Onu izledik. Şahane. Son olarak Şanlıurfa Spor'u Evet. çalıştırdınız. Öncesinde de pek çok takım var. Gençlerbirliği var, Kasımpaşa var, Bursaspor var. Şunu sormak istiyorum ben. Osmanlı, Malatya, Malatya'yı Pek unutmayın. çok, pek çok takım var. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok mu zor ya da zorlukları neler? Her şeyden evvel şunu söyleyebilirim. Tabii ben uzun yıllar Almanya'da yaşadığım için, eğitimimi de orada gördüğüm için iki hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi mukayese edebiliyorum. O yüzden şunu söyleyebilirim. Gerçekten Türkiye'de çalışmaktan çok mutluyum. Ancak zorlukları net şöyledir. Sabırsız olduğumuz için tabii hemen sonuçlar gelmediği zaman sıkıntılar çok çabuk ortaya çıkabiliyor. Ve bir takımı ben geliştiren bir teknik adam olduğum için tabii zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda işte genç oyuncuları da takıma entegre etme açısından da zamana ihtiyaç oluyor. Ama Türkiye'de maalesef bu zaman sıkıntı oluyor. Duygularımızla hareket eden bir toplumuz. O yüzden Tabii. hemen bir eleştiride bulunuyoruz sanırım ondan biraz. Tabii duygular mantığın önüne geçerse yani sistemin özellikle gelişmesi biraz zor oluyor. Hocam ben sizinle Süper Ligi konuşmak için merakla bekliyorum ne söyleyeceğinizi. Ama öncesinde ben sizinle ilgili bazı yorumları derledim sosyal medyada. Peki. Hazırsanız ona başlayalım. Tabii. Bu arada bütün hani bu süreçlerle işte çalıştırdığınız dönemlerle de ilgili birkaç yorum var. Evet. 2023 tarihine ait bir yorum. Taktik dehadır. Evet. Direkt bunu yazmışlar sizin için. Evet. Sonrasında İrfan Hoca iyi hocadır. Bursaspor'da tekrar görüşmek üzere. Umarız. Bu Evet. yeni bir yorum. Evet. Bu güzel tabii çünkü sonuçta baktığınızda iki kez çalıştım. 2013-2014 yılında Süper Lig dönemimizde işte Sayın rahmetli Christoph Daum'dan sonra biz devraldığımızda en son maalesef işte maalesef diyeyim çünkü güzel Bursaspor'umuz bu durumda olmaması gerekirken biz en son UEFA'ya gittik yani öyle söyleyeyim. Bir de şehir takımlarında böyle güzel yer edinmek bence çok özel bir duygudur. Tabii ki özellikle tabii benim ilk gelişim Bursa olduğu için benim için çok ayrı bir yeri var tabii ki ve çok dinamik bir şehir aynı zamanda şampiyon bir şehir. O yüzden her zaman biz onu Süper Lig'de görmek istiyoruz. İnşallah. Diğer bir yorum. Süper Lig'in kenara en çok yakışan teknik direktörü. Sanki Serie B'den aldığı Genoa'yı Serie A'ya çıkarmış da orada yakaladığı başarıyla Napoli'nin başına geçmiş İtalyan teknik direktör havası var. Ya teşekkür ediyorum. Yani görüntü olarak bir de taktiksel açısından tabii İtalyanların da çok taktikle uğraştığını biliyoruz hepimiz de ama biz de eğitimimizden dolayı aynı zamanda tabii çok ilgimiz olduğu için çok seviyorum yani taktiksel durumları da. Son bir yorumum daha var. Teknik kabiliyeti bir yana duruş olarak ülkemizdeki en Avrupa'yı ve en karizmatik duran teknik direktördür Teşekkür. yazmışlar. Bu da 2018 tarihine ait bir yorum. Değişen de pek bir şey olmamış. Teşekkür ederiz. O halde Bursaspor'la ilgili konuştuk madem oradan devam edelim. Yakın zamanda Christoph Daum'u kaybettik. Evet. Önemli bir teknik adamdı. Özellikle Fenerbahçe için çok özel bir teknik adamdı. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. 2013-2014 yılında Sayın Christoph Daum'la Bursaspor'da onun yardımcılığını yaptım. Ve şunu söylemek istiyorum. Onu tanımak gerçekten çok güzeldi. Aynı zamanda çok büyük bir teknik adam. Yani bana göre dünya çapında bir teknik adam. Bir lider bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir insan. Çok şeyler kattı bana onu söyleyebilirim. Ve gururla bu başladığım dönemlere geri döndüğümde benim için gerçekten çok ayrı bir yeri var.
Allah rahmet eylesin, öyle söyleyeyim. Tabii yaşanan süreçler var ama böyle onunla ilgili aklınızda kalan en önemli olay nedir? Bir anınız var mı onunla? Tabii çok önemli bir anımız var. Bu yıllardır konuşuluyordu Bursa'da. Bunu şimdi bir açıklık getireyim. Şöyle bir durum söz konusu. Tabii biz yeni gelmiştik Bursaspor'a. O zaman çok iyi bir kadroya sahiptik. O dönemlerde işte Fernando Belucci gibi, Sivelli gibi, Taivo gibi, efendime söyleyeyim, tabii Bataja gibi. Özellikle Bataja, oranın biliyorsunuz kralıydı yani, onu söyleyelim. Çünkü çok büyük bir oyuncuydu kendisi. Yeni gelmiştik. O dönemlerde biraz bir kriz yaşanmıştı. Onu anlatayım ben size anekdot olarak. Bataja bir gün işte bir toplantı istemişti hocayla. Tercüman Altuğ'yla birlikte. Hocanın odasına geldi. Ben de oradaydım yani. Hocaya da sordum, dedim ben çıkayım istiyorsanız. Hani siz problem çözmek için hani siz konuşursunuz. Yok dedi, yanımda otur sen dedi. Benim için de tabii büyük bir deneyimdi. Şöyle bir şey. Bataja işte tercümanıyla içeri girdiğinde çok öfkeli bir şekilde gelmişti. Çünkü o dönemde işte oynadığı futbolla serbest bir 10 numara olduğu için Sayın Christoph Daum hocamız ondan biraz daha fazla tabii koşmasını istedi ve defansif anlamında çalışmasını istemişti. O da bunu kabul etmemişti. Yani o sistemde verimli olacağını düşünmüyorum demişti hocaya. Ben de tabii o ara bekliyorum yani şimdi. Hoca gelmiş, hoca da çok kuvvetli. O dönem biliyorsunuz yani Christoph Daum'un Bursaspor'a gelmesi çok büyük ses getirmişti. Şimdi hocanın o reaksiyonunu bekliyorum ben orada. Bana çok büyük bir ders oldu. Kendisi aynen şunu söyledi. Pablo dedi, gerekirse dedi sen dedi çok önemli, çok büyük bir futbolcusun. Gerekirse dedi sistemi değiştiririm senin için. Ben dedim işte büyük teknik adamın, büyük liderin ve problem çözen insanın ne kadar önemli olduğunu ve nasıl bir karar verdiğini burada gördüm. Benim için de büyük bir dersti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Güzel eylesin. İzler bıraktı Türkiye'de. Onu iyi anacağız diye düşünüyorum kesinlikle, ben. Kesinlikle. Kesinlikle. Hem bize çok yakındı, onu söyleyebiliriz. Aynı zamanda oradaki insanlara yani bayramlarda olsun şey onlara çok dikkat ederdi. İşte personeli olsun çok bonkördü bu konuda. Biliyorsunuz Almanlar biraz farklıdır yani o konuda. Ama gerçekten Türkiye'mize çok yakın. Çok seviyordu Türkiye'yi. Yani milli marşımızı söylüyordu. Onu söyleyebilirim. Onu da sadece öyle göstermelik değil içten söylüyordu. Biliyordu. Hani. Yani tabii ki ezbere biliyordu onu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda da hani içten söylüyordu. Yani öyle bir pazarlama durumu değil. Gerçekten bizden biri olmak istiyordu ve her zaman bunu söylüyordu. Özellikle Almanya'da yaşadığım için oradaki basına da zaman zaman bunu söylüyordu yani. Ben aslında yarım Türk'üm yani. Yarı tarafım Türkiye diye öyle bir şey de söylemişti yani. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyelim. Birazcık Süper Lig'i konuşalım. Üzücü bir konuydu ama yapacak da çok bir şey yok. Süper Lig diyelim, Beşiktaş'tan başlayalım dilerseniz. Geçen sezon taraftarlarının beklentisinin altında kaldı. Üzdüler biraz taraftarlarını. Ama bu sezon işte Immobile, Rafa Silva gibi transferler yaptılar. Bu sezon Beşiktaş'tan neler beklemeliyiz? Evet, aslında çok doğru söylediniz. Yani bence biraz üstüne koyalım. Yani az üzmediler, çok üzdüler diye düşünüyorum. Hayal kırıklığıydı geçen sene gerçekten. Bu yıl çok iyi başladılar. Türkiye Süper Kupası'yla tabii 5-0 büyük bir moral, moral motivasyon olarak aynı zamanda lige de bu sirayet etti. İki müsabakasını hemen kazandılar. Gerçekten çok büyük bir moral oldu yani. Bunu söyleyebiliriz. Onun akabinde de biliyorsunuz yani Avrupa'da da bana göre Lugano müsabakasında 3-3 berabere kaldılar ama iyi bir sonuç aldıklarını düşünüyorum. Tabii burada transferlerin ve bana göre doğru bir hoca seçimi şu anda görünen Van Bronckhorst'la gerçekten çok önemli bir teknik adama sahipler ve doğru sistemi oturtmaya çalışıyor. Onun yanında da baktığınızda özellikle Immobile ve orta sahada ismini şimdi Rafa Silva özellikle Rafa Silva tabii çok efektif yani efektif oyuncular. Efektif ne demek? Çok etkili oyuncular. Bunu da gösteriyorlar.
Hakikaten bu sene bence Beşiktaş'ın çok büyük rol oynayacağını düşünüyorum ligde. Şampiyonluk konusunda. Rafa Silva'ya özellikle bir parantez açmak lazım. Takımı sırtlıyor gibi bir durum var şu an. Yani her maçta da beyefendi ne yapıyorsunuz? Hani bayağı iyi yani ya, izlediğimiz kadarıyla. Ya şöyle söyleyeyim, yani Rafa Silva'nın özelliklerini özellikle Samsunspor müsabakasında o driblingde yani tempoyla birlikte defans oyuncularını ekarte etmesi, süratıyla birlikte yani çok büyük bir yıldız bizim ligimize geldiğini gösteriyor. Ve hemen adapte olduğunu gösteriyor. Immobile de aynı zamanda bunu söyleyebiliriz. Hakikaten bu aidiyet duygusunu hemen çok kısa zaman içerisinde almışlar oyuncular. Şimdi bir Lugano maçı var siyah beyazlıların 3-3'ün revanşında. Evet. Tur atlar mı Beşiktaş? Atlar bence içeride %100. Yani şimdi Lugano'yu biliyorsunuz Fenerbahçe'de karşı oynamıştı. Çok sistem bir takım hocalarıyla son 2 sene 3 seneden beri aynı sistem üzerine kuruldu. Sistematik bir takım olduğu için özellikle tabii Lugano'da bana göre de şunu da tekrarlamak istiyorum. Onu daha evvel de söylemiştim. Suni Çim'de oynamak kolay olmuyor. O yüzden içeride taraftarların önünde muhteşemler şu anda. O turu atlayacağına %100 eminim. Bizim de temennimiz o yönde. O zaman Fenerbahçe diyelim. Okay. Dünyaca ünlü bir teknik adam getirdiler takımın başına. Jose Mourinho. Doğru telaffuz edelim adını. Hocamız öyle rica ediyor. Evet. Büyük bir hoca. Peki Mourinho Fenerbahçe'nin özlediği o şampiyonluğu getirebilecek teknik adam mı? Ya onu söylemek bile bana yani şey kaçıyor, abes kaçıyor. Niye? Şöyle söyleyeyim. Bana göre dünya teknik adamların ilk beşine giren Jose Mourinho çok önemli bir teknik adam olduğu için tabii ki getirebilecek kapasite onun üstünde tabii ki ve herkesin beklentisi bu. Ancak yine söylüyoruz tabii takımın oturması gerekiyor. Hı hı. Çünkü yeni teknik adam, sistem yeni. Fakat çok büyük bir lider. İletişimi müthiş, onu söyleyebiliriz. Aynı zamanda tabii futbolun içerisinde sadece bir takımı geliştirmek veyahut iletişim açısından futbolcularla çok iyi olması değil de strateji anlamında da çok önemli. Özellikle şimdi dün akşamki müsabakaya baktığınızda 5-0 müsabakasından evvel işte çok överek konuştuğu, anlattığı Rizespor'la bana göre zaman zaman stratejileri bilen bir teknik adam ve çok nettir kendisi bu konuda. Çok zeki her şeyden çok önce. Çok zeki. Bunları tabii kullanıyor santranç gibi. Orada o hamleleri yaptığı zaman o bilerek tabii ki bazı şeyleri yapıyor. O yüzden de bu kadar büyük bir teknik adam. Peki Lille maçına ben değinmek isterim. Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Fenerbahçe. Neyi eksik yaptı sizce Sarı Lacivertler? Goller eksikti. Lille müsabakasında çok iyi oynayan bir Fenerbahçe vardı. Hı hı. Ama dediğim gibi ritmini de bulması gereken bir Fenerbahçe vardı burada. Şimdi Avrupa Ligi'ne konsantre oluyoruz demişti kendisi. Hı hı. Bence Avrupa Ligi'nde çok iddialı olacağını düşünüyorum. Burada finale kadar gidebilecek kapasitede olan bir Fenerbahçe var burada. Hı hı. Bütün konsantrasyon bana göre lig kupa, yani Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası olacağını ve bunları başarabileceğini düşünüyorum. Gelenler gidenler de oldu. Gelenleri nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Ferdi ile vedalaştı Fenerbahçe. Ferdi'nin yolu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet. Sadece şöyle müsaade ederseniz bir stratejik anlamında şunu da söylemek istiyorum. Yani net bir teknik direktör, kendi hı hı. yolunu bilen bir teknik direktör. Özellikle dünkü müsabakada En-Nesyri'ye çok büyük bir yatırım yapıldı. Çok büyük bir santrofor alındı Valencia'dan biliyorsunuz. Ama Dzeko oynadı. Şimdi baktığınız zaman özellikle Ralf Rangnick benim hoşuma giden bir şey vardı. Onu söylemişti. Dedi ki yani iki denk futbolcusunun yani gencini oynatırım diye söylüyordu Ralf Rangnick. Öbür tarafta antitez olarak burada Mourinho'yu görüyorsunuz. Dzeko'yu oynatıyor. Demek ki kafası çok net bu konuda. Ne yaptığını çok iyi bilen bir teknik adam olduğu için stratejik anlamında bence çok önemli olduğunu söyleyebiliriz yani. Hı hı. Bunu da eklemek istiyordum. O zaman tekrar şeyden devam edelim. Gelen transferler ve Ferdi'nin gidişi takımı nasıl etkiler?
Şöyle söyleyeyim, ben üzüldüm bir taraftan ama tabii ki Ferdi'nin de Türkiye'de neler yaptığını herkes gördü. Özellikle 70 müsabaka geçen yıl oynayan bir futbolcunun bu kadar üst düzeyde oynayan, hem kendi mevkisinden uzak oynayan ama bu kadar etkili oynayan bir oyuncuyu tabii ki kaybetmek istemezsiniz. Özellikle Süper Lig'den gittiği zaman bu tür oyuncular kalite gidiyor ama öbür taraftan da kalite gelmesi gerekiyor. Yolu açık olsun, onu söyleyebiliriz. Tabii ki her zaman Fenerbahçe'nin gönlüne taht kurmuş bir oyuncu. Bütün spor severlerin, milli takım açısından da yani. Çünkü Ferdi'den her zaman %100'lük bir performans bekliyorsunuz ve karşılığını da verebiliyor. 24 yaşında üst düzey bir lig oynayan bir oyuncu. O yüzden tabii ki üzülmüştür Fenerbahçeliler. Ama tabii ki burada finansal anlamında da onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani alınan bonservis. Takımına çok büyük bir katkı yaparak gitti maddi olarak. Her ne kadar üstse de taraftarı bence yine maddi olarak da imzasını atıp gitti. Tabii ki 35 milyon özellikle tabii kendi ülkemizde 35 milyon eurodan bahsediyoruz değil mi? Hı hı. 35 milyon euro çok büyük bir meblağ. Bununla tabii Fenerbahçe açısından da yatırım açısından da çok önemli. Kaldı ki Ferdi biliyorsunuz çok büyük bir parayla alınmadı. Büyük bir transfer başarısı olduğunu düşünüyorum. Ama burada Ferdi'nin kendi payı da çok büyük. Yani kendisi de çok çalıştı. İlk dönemlerde oynatılmadı, oynamadı, oynayamadı. Öyle söyleyebiliriz. Ondan sonraki gösterdiği performans da müthişti. Yani ben şunu söyleyebilirim. Almanya futbolunu da çok iyi bildiğim için inanın ben Ferdi'yi bugün Bayern Münih'te görsem, oynatılsa %100 oynar ve katkı sağlar ve Almanya'da damgasını vururdu yani. Öyle bir oyuncu. Peki Fenerbahçe'nin alamadığı bazı şampiyonluklarda, bazı kırılma noktalarında imzası olan bir isimsiniz. Bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için en önemli detay ne ya da belirleyici ne olacak? Tabii sadece Fenerbahçe açısından değil, bu yarışın içerisinde bu sene bence Fenerbahçe, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Trabzon'un olacağını düşünüyorum. O yüzden tabii kırılma anları, özellikle oynayacağınız deplasmanlar, Anadolu deplasmanları. Kendim bunu yaşadığım için Fenerbahçe'ye karşı 3 kez bunu yaşadım. Bir kez Osmanlıspor'da, bir kez Malatyaspor'da, en sonunda Giresunspor'da. Tam şampiyonluk eşiğinde olan bir takımda berabere kalması, tabii puan kaybetmesi burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden deplasmanda, Anadolu deplasmanları, kırılma anları çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün baktığınız zaman işte Göztepe'de Fenerbahçe beraber kaldı. İşte dün akşam Rize'yi 5-0 mağlup etti. O yarış içerisinde özellikle deplasmanda, Anadolu deplasmanlar çok belirleyici olacağını düşünüyorum. O ligin seyrini değiştirebilecek durumda olacak bu sene. O zaman Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçelim. Son iki sezonu şampiyon tamamladılar. Evet. Bu sezonda yine şampiyonluk istiyor Sarı Kırmızılar ve 25. şampiyonluğu da hanelerine yazdırmak istiyorlar. Ama özellikle Young Boys maçında bazı eksiklikler de görüldü, bazı uyuşmazlıklar da görüldü. Bu sezon Galatasaray o istediği 25. şampiyonluğu alır mı ya da Avrupa'da ilerisi ne olur Galatasaray için? Şimdi Beşiktaş gibi Galatasaray'da baktığınız zaman tabii ilk müsabakaya bakmak gerekiyor. Süper Kupası'nda 5-0 mağlup olması herkesi biraz şaşırttı diyebiliriz. Tabii kimse bu sonucu beklemedi. İki sene üst üste şampiyon olmuş. Geçen sene özellikle Fenerbahçe ile inanılmaz bir mücadele içerisine girmiş. Fenerbahçe'nin 99 puan yapmasına rağmen şampiyon olmuş. Onun önüne geçmiş bir Galatasaray burada. Büyük bir başarı. Sayın Okan Buruk hocanın burada. Tabii ki bu senede beklentiler yüksek ama şu bir taraftan da şunu söyleyebiliriz. İşte takım 2 senedir şampiyon oldu. Üst düzey başarıya sahip olduğunuz zaman burada motivasyonla ilgili aynı o açlıkla 3. sezonuna yani 3. şampiyonluğunu almak isteyen bir Galatasaray olması gerekirken tabii transferlerle işte Batshuayi'nin gelmesi
önemliydi ama daha transfer yapılacağını düşünüyorum. Burada tabii 5-0 mağlup olunca herkes böyle biraz şaşırdı. Ne oluyor Galatasaray'a, işte çalışılmadı mı veyahut neler olacak bu sene? O ritmini tam olarak bulamamıştı. Özellikle tabii ligde müsabakaları kazandılar. Ancak Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin elemesinde bana göre yine Galatasaray burada sağla ilgili yani sıkıntı yaşadığını düşünüyorum Young Boys'a karşı. Özellikle tabii Muslera'nın beklenmedik bir performansı vardı. Genel anlamda ilk devre kötü oynayan bir Galatasaray ama vitesi yükseltebilen ve önemli bir Batshuayi gördük ikinci devre. Burada ne olursa olsun tamam 3-2 kaybedildi ama burada tur atlayacağını Galatasaray'ın da kesinlikle inanıyorum. O zaman şimdi biraz daha sizin kariyerinize dönmek isterim ben. İşte Ferdi'den bahsettik, özel oyunculardan bahsettik. Siz de pek çok takımda çalıştınız. Evet. Ve böyle hayatına dokunduğunuz bazı isimler vardır. Geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın bununla ilgili bir açıklaması vardı. Hem Ozan Tufan özelinde hem de sizin kariyeriniz boyunca bu hayatına dokunduğunuz isimler hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. Ben eğitimimi Almanya'da aldım. 8 yıl Alman milli takımın altyapımında çalıştığımız için şu bizden her zaman istenilen genç oyuncuları entegre edip tabii belirli bir yere getirmek orada çok önemli. Burada hocanın tabii burada çok etkili olması önemli. O yüzden yani şunu çok basit bir şekilde söyleyeyim. Avrupa'da ben ligde düşündüğüm zaman 12 tane isim sayabilirim. Yani normalde size apolet takarlar. Fakat burada hep sonuca bakıldığı için çok fazla böyle oyuncuların yani genç olması, işte entegre edilmesi değil de sonuçlara daha fazla bakılıyordu. Ancak şunu söyleyebilirim. Yani bir tanesi Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Harun Tekin. İşte bir sürü oyuncu sayabilirim burada. Şöyle söyleyeyim. Özellikle altyapıdan gelip A takımda yani Süper Lig'de oynattığım oyuncular. Bir tanesi de Ozan Tufan'dı. Şöyle söyleyeyim, bir ufak bir anekdot anlatalım. Devre arası kampına girmiştik. Oyuncularla ilgili bir liste yapılmıştı. Ozan Tufan Karabükspor'a gidecekti. Yani ayrılacaktı Bursaspor'dan. Fakat ben Sayın Christoph Daum'la konuştum. Dedim hocam ne olursa olsun bu oyuncuyu tutalım biz. Çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. O zaman da inanmıştım kendisine. Ve işte kısmet öyle oldu. Hocamız ayrıldıktan sonra öyle bir fırsat geldi ve ben o zaman Ozan Tufan 18 yaşındaydı. 18-19 yaşlarında. Son 10 müsabakamız vardı. Lig'le birlikte. Şunu söyledim Ozan'a. Ozan dedim ben seni bütün müsabakalarda oynatacağım yani. Hepsinde, bütün maçlarda oynatacağım seni. O çocuk tabii böyle şaşırdı. Çünkü bir teknik adamın böyle bunu söylemesi kolay değil tabii. Ama ben ondan çok emindim. Ve gerçekten müthiş bir performans göstererek onun akabinde Fatih Hoca o zaman milli takımdaydı. Amerika turu vardı. Kendisini milli takıma çağırdı. Onun akabinde de Ozan tabii üstüne koyarak burada çok iyi bir kariyer yaptı. Bizim açımızdan da gurur vereceğim. İrfan Can Kahveci hakkında neden söylemek istiyorsun? İrfan Can Kahveci şimdi Hacettepe spor vardı Gençler Birliği'nde. Ben Gençler Birliği'nde çalışırken oradan aşağıdan gelen 5 tane oyuncu var işte. Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, işte Halil İbrahim Pehlivan. Dün mesela Rize Spor'da da oynamıştı. O tür gençler. Aynı zamanda tabii İrfan Can Kahveci de aralarında vardı. O genç oyuncuyu gördükten sonra burada tabii biz de dedik yani her türlü oynar çok önemli bir oyuncu. Bugün de aynı zamanda kariyerinde gördük. Yani tabii bu tür oyuncuları böyle ilk liglerde oynattığınız zaman, onlar da karşılığını verdiği zaman çok mutlu oluyorsunuz. Onları izlerken özellikle. Özellikle izlerken aynı zamanda tabii biz görüşüyoruz da, yazışıyoruz da, telefonlaşıyoruz. Bazen maçlarına da gidiyorum. Karşılıklı oynadıklarımız müsabakalar oluyor. Fenerbahçeliler bilir. Burada o müsabakalarda da onları görmek benim için gurur verici. Ne büyük onur. Bu arada şunu da merak ediyorum. Çok uzun bir kariyer. Sizin kariyerinize dair en büyük pişmanlığınız ne? En büyük pişmanlık demeyeyim de stratejik olarak tabii seçtiğimiz bazen gittiğimiz yerlerle ilgili bazen sıkıntılar olabiliyor. Orada doğru karar vermek de önemli. Bugün şunu da eklemek istiyorum.
özellikle yanımızdaki profesyoneller, sadece ekibimde olan değil, ekip dışında olan, sizi yönlendiren kişiler de bugün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar büyük bir futbol sektörünün içerisindeyiz ki verdiğiniz kararlarla ilgili yaptığınız adımlar önemli olan burada ekip işidir. Yani profesyoneller de çok, yani sizin yaptığınız işini mesela ben çok iyi bir şekilde yapam. Kendi işimi çok iyi yaparım ama sizin işinizi o kadar iyi yapmayabilirim. Yani ben öyle düşünüyorum. Ve burada özellikle gelişim açısından hem futbolcular hem teknik adamların burada profesyonellere de danışması gerektirdiğini düşünüyorum. Son olarak yayınımızın başında da söylemiştik. En son Şanlıurfa Spor'da çalıştınız. Sizin kariyer hedefleriniz neler? Bundan sonra İrfan Buz neler yapacak? Onu nerelerde göreceğiz? Son olarak tabii, konuşalım. Ben şimdi özellikle Gençler Birliği'nden önce Bursa Spor, sonra Gençler Birliği'nde Süper Lig'de çalıştıktan sonra risk almayı seven bir teknik adam olduğum için Malatya Spor'a gitmiştik. Malatya Spor'u biliyorsunuz o dönemde herkes işte düşeceğini bize söylerken ilk senemizde playoff'a, ikinci senemizde de direkt lige çıkardık. Yani bu tür başarılar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'de de Giresun'a son dönemlere geldiğimizde çok iyi bir başarı sağladığımızı düşünüyorum. Osmanlı Spor'da çok iyi bir mücadele verdik. Gençler Birliği'nde de aynı şekilde. Tabii bugün hedefli, doğru bir takım seçiminde önemli olduğunu ve bunları tabii biz hedefliyoruz. Türkiye'de de hem kupa isteriz, çok başarılı olmak isteriz tabii ki. Türkiye'de çalıştırmak istediğiniz, ben şu takımı çalıştırmak istiyorum ya da Avrupa'da bir takım var mı? Yok şimdi baktın tabii şöyle bir şey isterim Türkiye'de. Yani tabii ki önemli takımlar var burada. Profesyonel olduğunuz için geçenlerde şöyle bir şey konuşulmuştu. İşte ben Galatasaray'ı çalıştırdım da Fenerbahçe'yi çalıştırmam veyahut Beşiktaş'ı çalıştırmam veyahut Trabzon'u çalıştırmam gibi bir şey teknik adam açısından söz konusu değildir yani. Biz profesyonel olduğumuz için tabii ki doğru adımlar atmamız gerekiyor. Doğru takım, doğru projeyle gelindiği zaman tabii ki biz de o projenin içerisinde olmak istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Buralara kadar bizi kırmayıp geldiniz. Kariyeriniz sizin gönlünüzden geçtiği şekilde olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teknik direktör İrfan Buz bizlerleydi. Samimi bir şekilde sorularımızı yanıtladı, bizi kırmadı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kamera arkasında bana yardımcı olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.